Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Ve 2022'nin en önemli dönemindeyiz. Ekim ayı ve ardından Kasım ayı tutulma dönemi ve tutulmalar hayatımızda çok daha güçlü, hızlı etkiler getirebilir ve önümüzdeki birkaç aylık süreci şekillendirebilir sevgili yengeçler. Ekim sonunda Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması oldu ve güneş 22'sine kadar da Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Venüs ve Merkür ayın ilk yarısında Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. 5. evinizde güçlü bir etki var, enerji var. Burası biraz daha romantizm demek, aşk demek, çocuklarla ilgili konular, yaratıcı faaliyetler, sosyal yaşamınız, sanat, eğlenceli konular, şansla ilgili konular özellikle sizin için Kasım ayında öne çıkıyor. Ve 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda dolunayla birlikte tam ay tutulması yaşayacağız. 11. evinizde meydana gelecek. Dolunaylar tamamlanma, farkındalık dönemi, dönüşüm dönemi, sonlanma dönemi ve önemli bir şekilde hayatımızda bir şeylerin netleşmesi ve daha görünür hale gelmesi anlamına geliyor. Sizin için dost bir burç, iyi bir enerjisi var aslında. Ve Uranüs'le birleştiği için de bu tutulma sürprizli bir tutulma. Sürpriz, hızlı durumlarla karşılaşabiliriz ve bunlar çok da bizim karşı gelemeyeceğimiz, çok da hani müdahale edemeyeceğimiz daha kadersel durumlar olabilir sevgili yengeçler. 11. ev tutulması bu. 11. ev şanslı bir evdir. Yani burası bizim hayal ettiğimiz bir şeyler, ideallerimiz, düşüncelerimiz, planlarımız, projelerimiz, gelecekten beklentilerimiz demek. Ve bir ay tutulması işte bu beklentilerimizi sonuçlandırabilir, netleştirebilir. Bir projenin sonuç vermesi, bir başarının hayata gelmesi gibi. Kariyerde yaptığınız çalışmalarının maddi manevi sonuçlarını da alabilirsiniz. Sonuçta boğa tutulması kazançlarla, maddi konularla, dünyasal değerlerle de çok ilgilidir. Bu size bir başarı getirebilir, bir statü getirebilir, bir kazanç getirebilir, mevkinizde bir ilerleme getirebilir, toplumsal anlamda bir fark edilme, bir ünlenme getirebilir. Sosyal hayatınızda da yeniliklerin olması mümkün. Bazı arkadaşlıklarınızı tamamlayabilirsiniz, bazı çevrelerden ayrılabilirsiniz ama size yeni kapılar da açılabilir. Sizi ileriye taşıyacak, sizi daha da güçlendirecek, farklı çevrelere girmeniz, farklı gruplar içerisinde yer almanız da mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki sevgili yengeçler. Özellikle boğa, akrep, kova, aslan burçlarında 10-16 derecelerde kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu ay tutulması sizin için çok daha önemli olacaktır. Çok daha belirleyici olacaktır. Evet, bu ay Mars ikizler burcunda olacak ay boyunca ve retro olacak. Ekim sonu itibariyle Mars gerilemesi başladı. Bu yılın en önemli tesirlerinden birisi sadece bu ayla da sınırlı değil. 15 Ocak'a kadar devam edecek bir etki bu. Ay genelinde Mars 12. evinizde geriliyor olacak. Şimdi bu da tabii ki yıl ayın önemli bir durumu. 12. evdeki Mars gerilemesi sizin geri planda olan, hani sizin için görmeniz, anlamanızın biraz zor olabileceği konularda dikkat gerektiriyor. Ne olabilir? Gizli düşmanlıklara dikkat edin. İkizler demek konuşma, iletişim, bilgi demek ve buralarda örneğin hani sizin gizlemek istediğiniz bazı bir şeylerin, gizlemek istediğiniz bilgilerin ortaya çıkması ya da sizden gizlenen bir şeylerle ilgili durumların olması mümkün. Yani dedikodular olabilir, işte hırsızlıklar olabilir, gizli düşmanlıklar olabilir. İş ortamınızda, çalışma ortamınızda, evinizde, yaşadığınız mekanlarda güvenliğe dikkat etmek gerekiyor ay genelinde. Hatta 15 Ocak'a kadar sevgili yengeçler. Ve genel sağlığınıza da tabii ki dikkat edin. 12. ev, 6. evin karşısı olduğu için biraz sağlık konuları, hatta evcil hayvanlarınızın sağlığı, işte yanınızda çalışan kişiler falan, onlarla ilgili konularda bazı riskler oluşturabilir. Özellikle bazı günler daha fazla dikkat çekiyor Kasım ayı içerisinde. 18, 19, 20 Kasım Mars'ın Neptün'le yapacağı kare açı. İşte bu belirsizlikler, güvenilmez durumlar, işte gizli düşmanlıklar falan, buralara dikkat edelim lütfen. Ayın sonunda 28, 29, 30 Kasım gibi Mars'ın Merkür'le yapacağı karşıt açıda
zor bir enerji oluşturuyor. İletişim konularına dikkat edelim, bilgi trafiğine dikkat edelim. Genel sağlığımız ve yanımızdaki kişilerin sağlıkları, çalıştığımız ortamlarda, başkalarıyla kurduğumuz iletişimlerde, çünkü iletişim sorunlarını çok güçlü bir şekilde ortaya çıkarabilir bu. Sinirsel bir enerji oluşturduğu için hani kontrolü zorlaşabilir. Dürtüsel davranmamak gerekiyor bu dönemde ve karşılaşabileceğimiz bazı durumlara karşı da belki daha toleranslı ve anlayışlı olmamız gerekiyor. En azından zayıf noktalarımız varsa, işte bunlar yaşamımızda kendi güvenliğimiz olabilir, saklamamız gereken konular olabilir. Bir, mesela gizli bir iş, yani gizli bilgilerin olması gereken bir işte çalışıyorsanız, örneğin bir avukatsınız, işte finansal anlamda kontrollü olmanız gerekiyor, muhasebecisiniz veya başka türlü bir meslektesiniz. Bunun gibi konular, işlerde daha gizli tutulması gereken işlerde ve bilgilerde bu ay lütfen azami özen gösterin, daha tedbirli olun sevgili yengeçler. Ayın 16'sı 17'si Venüs ve Merkür artık Akrep'ten ayrılıp Yay burcuna geçecek. 22'sinden itibaren Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu bir enerji değişimi tabii ki. 24 Kasım'da Yay burcunda yeni ay doğacak. Yay burcu yeni ayı 6. evinizde doğuyor. Bu yeni ay iş ve çalışma koşullarınızda bir yenilik getirebilir. İşte bir yeni müşteri olabilir, yeni bir eğitim olabilir. İşle ilgili bir seyahate çıkabilirsiniz ya da işle ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz. Biraz daha ya yabancılar demek. İşte çok uluslu işlerde, örneğin yabancılarla ilgili konularda da hareketliliğin artabileceği bir dönem. Yöneticisi Jüpiter. Jüpiter de ay boyunca zaten Balık burcunda olacak. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle bu değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecek bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 0 ile 5 derece arasında değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için önemli olacaktır. Ama bulunmuyorsa çok da fazla etkilerini hissetmeyebilirsiniz bu yeni ayın. Ve ay genelinde Jüpiter Balık'ta olacak dedik. 28'ine kadar Balık burcunda gerilemekte. Daha sonra ay sonu itibariyle artık yavaşlayacak ve 28 derece Balık burcunda ileri harekete dönecek. Jüpiter'in Balık burcundaki son geçişi bu. Aralık ayı itibariyle Koç burcuna hızlı bir şekilde geçiş yapacak ve artık 12 yıl Balık burcuna gelmeyecek ve güzel de açılar yapıyor bu ay. Özellikle su burçlarımızı destekleyecek güzel açıları var Jüpiter'in. Siz bir su burcusunuz. Bundan da bahsetmek istiyorum. 15-16 Kasım Venüs ve Merkür'le güzel bir üçgeni var. 21 Kasım'da yine Güneş-Jüpiter üçgeni var ki bunlar şanslı açılardır. Keyifli açılardır. Ve bu açıları sizin özellikle sevgili yengeçler 5. evinizden de alıyor. 5. evinizdeki geçişten alıyor. 9. evinizden alıyor. Çocuklarınızla ilgili keyifli gelişmeler olabilir bu ay genelinde. Bunun yanı sıra işte hukuksal bazı işleriniz varsa hak arayışlarınız, adalet arayışlarınız, buralarda Jüpiter'in önemli yardımlarını alabilirsiniz. Geçtiğimiz Nisan sonları, Mayıs'ın ilk 10 günlük süreci içerisinde uğraştığınız ya da o dönemde çalıştığınız, başlattığınız bir şeylerin sonuçlarını bu ay size getirebilir Jüpiter açıları. Jüpiter Balık'ta çok güçlüdür, çok da bereketlidir. Bunlar yardımlar şeklinde, bazı farkındalıklar, işte sezgiler şeklinde ya da rehberlikler şeklinde de karşınıza çıkabilir. Güzel bir seyahat de getirebilir size, unutmayın. Sevdiğiniz kişilerle birlikte yapabileceğiniz bir seyahat, bir yolculuk. Yurt dışıyla da ilgili etkiler verdiği için bunlar uzak seyahatler, yurt dışı konuları, uluslararası konularda da ayın özellikle genelinde kısmetli bir döngüdesiniz. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.